Kolobok. Bir zamanlar yaşlı bir kadın ve adam yaşarmış. Yine mi? Hayatım, yemeği hazırla bebeğim. Biraz ekmek, kolobok. Ekmeği neyle yapacağım? Yeterince unumuz yok ki. Hadi, barilleri karıştır. Kutulara bak. Eminim biraz un bulabilirsin. Ne kadar da zekisin. Karıştır ve bul ha? Büyük baba söyledi, büyük anne yaptı. Ve büyük anne kolobok pişirdi. İşte hazır. Çok sıcak. Burada biraz dur ve soğu. İşte burada. Nyam 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 nyam. Oh yeah. Kenara çekil. Kolobok. Tatlım. Neredesin? Kolobok. Kolobok. Geri gel. Tatlım. Ve kolobok dağlarda çayırlarda yuvarlanırken birdenbir tavşana çarptı. Kimsin? Asıl sen kimsin? Ben? Ben tavşan. Sen kimsin? Ben kolobok. Kolobok. Gerçekten mi? Buradayım. Ha. Kolobok, kolobok. Seni yiyeceğim. Hayır, beni yeme. Sana şarkı söylerim. Kolobok. Kolobok. Tamam söyle. Oy. Ama sessizce. Ben kolobok. Ben kolobok. Güzel ve yanmış bir kabuğum var. Toplandığım kutulardan, toplandığım varillerden, sütle karışıp ben pencereden düştüm. Büyük babadan kaçtım. Büyük anneden kaçtım. Ve tavşandan da kaçtım. Senden kaçacağım. Anlayamıyorum. Kayboldu. Ve kolobok yuvarlanarak kaçtı. Tavşanın onu son görüşüydü. Kolobok yuvarlandı, yuvarlandı. Ve sonra... Aa! Ay! Bir kurda çarptı. Dur! Kolobok! Kolobok! Seni yiyeceğim. Hayır, yeme beni büyük kurt. Ben lezzetli değilim. Ben her şeyi yerim. Ve ben bir şarkı söyleyebilir miyim? Şarkı mı? Gerçekten mi? Ben Kolobok, ben Kolobok. Güzel ve yanmış bir kabuğum var. Toplandığım kutulardan, toplandığım marilerden, sütle karışıp pencereden düştüm. Büyük babadan kaçtım, büyük anneden kaçtım ve tavşandan da kaçtım ben. Ve senden büyük kötü kurt. Kaçacağım ben. Kolobok yuvarlandı gitti. Bu kurdun onu son görüşüydü. Kolobok! Kolobok! Oh, wow, harika! Kolobok yuvarlanmaya devam etti. Ve sonra bir ayıyla karşılaştı. Kolobok, Kolobok, seni yiyeceğim. Beni yemek için bolca zamanım var. Önce bir şarkı söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Hadi söyle. Ama çok uzun sürmesin. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ben Kolobok, ben Kolobok. Güzel ve yanmış bir kabuğum var. Toplandığım kutulardan, toplandığım varilerden, sütle karışıp pencereden düştüm. Büyük babadan kaçtı, büyük anneden kaçtı ve tavşandan da o kaçtı ve kurttan bile kaçtı. Ve şimdi sen koca ayı, senden bile kaçacağım. Oh, seni yakalayacağım. Ve Kolobok yuvarlandı. Bu ayının onu son görüşüydü. Kolobok, çok tatlısın ve çok güzel kokuyorsun. Oy. Belki şarkı söylemeyi de biliyorsundur. Biliyor musun? Evet, çok güzel söylüyorum. Söyle bana bir kere. Yazık bu tilkiye. Kaç, kaç, kaç. Ben çok, çok yorgunum. Lütfen söyle. Tamam. Ben Kolobok, ben Kolobok. Güzel ve yanmış bir kabuğum var. Toplandığım kutulardan, toplandığım varilerden, sütle karışıp pencereden düştüm. Büyük babadan kaçtım, büyük anneden kaçtım, tavşandan da kaçtın ve kurttan da kaçtın, ayıdan da kaçtın. Ve sen güzel tilki, senden de kaçacağım. Bravo, bravo, bravo. Harika. Evet. Ama iyi duyamıyorum. Yaşlanıyor olmalıyım. Gel, yüzüme otur. Ve tekrar söyle. Kaç, kaç, kaç. Ne? Hadi, yüzüme otur. Ve şarkını bir daha söyle. Tamam. Ben Kolobok. Kolobok şarkısını bitirmeden tilki onu yedi. Evden kaçan çocuklara işte böyle olur. Bu sondu. Hadi şimdi uykuya. Bir ayı hikayesi. Tayga'daki hayvanların kralı bir ayı hakkında size 3 hikaye anlatacağım. Tayga'ya bahar gelmişti. Bir ayı bütün kış boyunca ininde uyumuştu ve baharda karlar tamamen erimişti. Bahar geldi ama yiyecek bir şey yok. Sincap sırtında neden çizgiler olur? Ne dut ne de fındık var. Ah, ah. Ve ayı yiyecek bir şeyler bulmak için ormana gider. Yiyecek! Ama ayının yiyebileceği meyveler ve fındıklar henüz olgunlaşmamıştır. Ayı eski, kesilmiş bir ağaç kökü görür. Burada biraz dinlenebilirim. Ağacın altında bir sincap yuvası vardır ve ayı neredeyse onu ezer. Hey, burada kimse var mı? Çık dışarı. Merhaba baba ayı. Bizden ne istiyorsun? Merhaba sincap. Belki yiyecek bir şeyleriniz vardır. Bir dakika. Sincap sonbahardan beri meyveleri ve kökleri yuvasında tutuyordu. İşte bir şeyler. Böylece sincap ileri geri koşmaya başladı. Hepsi bu. Hiçbir şey kalmadı. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Bana yetti. Küçük bir canavar olabilirsin sincapçık. Ama çok iyisin. Ne oldu bana? Sırtını okşadım. O kadar kötü değil. O kadar kötü değil. Nereye gitti? Çok teşekkürler sincap. Çok teşekkürler. İşte o zamandan beri tüm sincaplar çizgiliydi. Çocukları ve onların çocukları ve onların da çocukları bu güzel çizgilerin nereden geldiğini sorduklarında bir baba ayı tarafından okşandık. soğuk bir baharın ardından çilek, bal ve fındık açısından zengin bir yaz geldi. Hava çok sıcak. Belki çok yemek vardı ama çok da sıcaktı. Ayı ağaçların altında sıcaktan saklanıyordu. Havuz balığı neden düzdür? Gölde bir havuz balığı yaşıyordu. Kendisiyle övünen bir zorbaydı. Aniden göl kenarında bir ayı belirdi. Merhaba ayı. Seni buraya ne getirdi? Merhaba havuz balığı. Biraz su içmeye geldim. Hava çok sıcak. Kürkümden dolayı daha da sıcaklıyorum. O zaman suya gel. Burası çok ferah. Hayır teşekkürler. Sen suda yaşıyorsun, ben toprakta. Aslında herkesin yeri belli. Ben hem suda hem de karada yaşayabilirim. Burada ve orada, burada ve orada. Ben de hem burada hem de orada yaşarım ama canım istemiyor. Gücümüzü test edelim. Sen suya gir, ben de göl kenarına atlarım. Kim başarabilirmiş görelim. Ha hadi ayı. Ne yani? Bir balıkla mı yarışacağım? Hadi ikili evlat. Bir korkum var, bir korkum var. Benim mi? Evet, bir korkun var. Peki, bak bakalım. İşte buradayım, sıra sende. Ne garip bir balık bu ya. Ama ayı ne banyo yapmayı ne de yıkanmayı seviyordu. Hadi cesur ol, kendini ıslatmalısın, hadi. Hop. Gücümü daha fazla test etmeme gerek yok. Bu kadar yeter. O küçük balık yüzünden neredeyse boğuluyordum. Aa, akılsız kafam. Beceriksizsin, beceriksizsin. Sen korkak ve zayıfsın. Ben küçüğüm ama daha güçlüyüm senden. Güçlüyüm. Ha? Böylece havuz balığı yuvarlak ve kalınken düz ve ince oldu. Artık böyle yüz bakalım. Hiç utanman yok. Balık benimle tartışıyor. Gücümüzü test edelim diye. Derinliklere dal bakalım. Bunu beğendin mi şimdi? Ve bundan sonra tüm havuz balıkları, onların çocukları ve onların çocukları her zaman düz oldular. Güneşli yeşil yaz, yağmurlu sarı sonbahara dönüştü. Donuk tonlar zengin ve sağlıklı çam fıstığı renklerine dönmeye başladı. Bazı kuşlar güneye uçar, bazıları ise yerlerinde kalır. Tayga'da çok acıktığı bir kıştan sağ çıkmıştı. Bir fındık kıran olarak kendine fındık arıyordu. Fındık kıran neden incedir? Dost ayımız ağaçları sallayarak Tayga'da dolaşıyordu. Tam olarak doymuş bir karınla bütün kış uykusunu geçirebilmek için. Benim için çok zor. Artık çok yaşlandım. Kozalakları yerden eğilip kaldırmak bile zor geliyor. Keşke kendileri toplayabilseydi. Ay. İyi günler sevgili tatlı ve tontişayımız. Merhaba fındık kıran. Bu kozalaklarla ne yapıyorsun? Ben sana en iyisini getirdim ve sana 10 tane daha getirebilirim. Burada onlardan çok var. Onları almama yardım etsen iyi edersin. Elbette sana yardım edeceğim tontişim. Ama bir bak, burada o kadar çok kozalak var ki tek başıma baş edemem ben. Tüm arkadaşlarımdan yardım isteyebilir miyim? Tabii isteyebilirsin. Hepsi sana yardım etsin. Yardım etsin, yardım etsin. Yardım, yardım, yardım. Hey bakın, bakın. Kuşlar, bütün kozalakları toplayın. Hey, güzel kuşlar, neredesiniz? Ha? Bu da benim. Şaşkın ayıcık. Sen kötü bir kuşsun. Pekala, ne yapalım? Her neyse, asla benim kadar kalın ve büyük olamayacaksınız. Evet. Açgözlü ve kurnaz olanlar mutlu olamazlar. Bunu sakın unutmayın. Açgözlü olmayın. O zamandan beri tüm fındık kıranlar, onların çocukları ve onların çocuklarının çocukları her zaman zayıftır ve kilo alamazlar. Ve günün sonunda ayı kışı ininde geçirmek için evine gitti. Büyük ve kalın. Yani hiçbir orman hikayesi ayı olmadan olmaz. Bu yüzden o ormanın en sempatiği ve güçlüsü Taygi'dir. Köpek sahibinin evinde hiç beklemediği bir şey oldu. Oy, oy, hey! Hey! Oy! Kim var orada? Ne korkunç bir hava. Tek kelimeyle kedi köpek gibi. Kış geldiğinde çok daha kötü olacak. Bence hemen kaybolun. Madem öyle beraber duralım. Biz tavşanla yaklaşık 2 yıldır beraberiz. Yapacak 2 izler gibiyiz. Eğer 3 kişi olursak kışı çok daha rahat geçiririz. Çok daha kolay. Ama yine de bir evimiz olsa fena olmaz. Ev inşa etsek çok güzel olur. Ama nasıl yapılır bilmiyoruz. İşte tam olarak böyle tanıştılar. Belki de yağmur sabaha kadar durmayacak. Ama ben çok yorgunum. Ormandasın tabii ki. Bal, biftek. Ben seyahat ediyordum. Güneye doğru. Bir köylünün çiftliğinde olmaktan çok sıkıldım. Biliyor musun? Annem tavuk çorbası yapacaktı. Baksana, korkudan hıçkırık bile tuttu. Baksana, neden kışın bizimle kalmıyorsun? Hem belki biliyorsundur. Ev yapmayı. Ev mi? Çok basit. Bana bırakın. Ve kışa beraber hazırlanmaya karar verdiler. Ayı bir arı kovanı yaptı. Kışın çay içerken içine bal koyabilmek için. Kurt olsa nehirden balık tutuyordum. Onu ısıtıp yemek için. Çek, çek, ısırıyorlar. Çek, çek. Ve horoz ise evi koruyordu. Arkadaşlar, sizce de inek almamız iyi bir fikir değil mi? Aa, evet, inek çok güzel bir fikir. Süt, tereyağı, biftek. Bir fikrim var arkadaşlar. Sütten tereyağı yapabiliriz ve onu kışın afiyetle yeriz. Evet. Ve bir inek almaya karar verdiler. Peki tavşan, ben yokken üzülme, tamam mı? Ve tavşan eve göz kulak olmak için evde kaldı. Bayıldı galiba. Ballar tamamen satılmıştı. Hatta arılar bile satılmıştı. Tam 28 tane. Ve bir inek aldılar. Her sabah tavşan ve kurt ineği otlatmaya getiriyordu. Aha! Ve sütünü sağıp tereyağı yapmaya koyuldular. Hayır, 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 olmadı. Bu tereyağı çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu en iyisi evimizin tavanında saklayalım. Buna herkesin dokunması yasak. Herkesin. Kışın kullanmalıyız. İçine patatesleri atıp pişirebiliriz. Sadece tadına bakamaz mıyız? Birazcık kış geldiğinde hepimiz tadacağız. Ama o zamana kadar hayır, 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 sormayın bile. Aa, galiba haklı. Kurallar koymalıyız. Sonbaharın sonuna kadar çok fazla tereyağı biriktirmişlerdi. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Sen nereden geldin? Ben dünyada yapayalnız kaldım. Köksüz bir tilkiyim. Gidecek hiçbir yerim yok ve sahip olduğum tek şey boş bir sürahi. Lütfen kalıp sizinle yaşayabilir miyim? Evet, tek başına yaşamak çok zordur. Evet, bu doğru. Biz tavşanla burada tam 2 sene yaşadık. Ha, evet. O zaman bizimle yaşa tilki. Hem ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz. Ve işte tilki de onlarla böyle yaşamaya başladı. Herkese arkadaş canlısı davranıyordu. Ve çok yardımseverdi. İşte bir kurt geliyor, seni ısıracak. Aa, her zaman kurtu suçlayın zaten. Aa, kar yağıyor. Belki de vakti gelmiştir. Tereyağını yemenin. Bence asla acele etmemeliyiz. Tam olarak kış gelmedi. Çok erken. Ya yarın? Yarın yiyebilir miyiz? Yarın da yarın düşürürüz. Boş versene. İşte tilki tereyağını tam olarak böyle öğrendi. Ya size hiç bırakmayacağım. Hey, öksüz tilki evde mi? Evet, burada. Geri gelecek. Ona bir doğum günü partisine Badgers'a gelmesini söyle. Bebeğe bir isim bulacak. Tamam, merak etme. Biz ona söyleriz. Hey tilki, bir porsuk seni doğum günü partisine davet etti. Ah, peki. O zaman gitmeliyim. Onları yağladım ve onları alt ettim. Ve tilki böylece tereyağının yerini ve ağacın yerini öğrenmiş oldu. Orada sana ne ikram ettiler? Eritilmiş tereyağlı dolgulu kızarmış balık köftesi. Yavru porsuğa ne isim verdin? Ne isim verdin? Primo. Sonraki gün yine aynı şey oldu. Tekrar doğum günü partisine davetliyim. Peki şimdi ne isim seçeceksin? Medio. Ve 3. gün tilki son tereyağını da çaldı. Bugünkü bebeğin adı ne olacak? Finalio. Ve sonunda gerçekten kış geldi. Belki de artık tereyağımızı yememizin vakti gelmiştir. Geldi de, geçiyor bile. Evet, artık vakti geldi. Hey tilki, git de tereyağını getir. Ha? Kim? Ben? Ve tilki birden bahaneler üretmeye başladı. Hayatım boyunca bu kadar yükseğe tırmanmamıştım. Korkunç, bacaklarım yol veriyor, dayanamıyorum, düşeceğinden korkuyorum. Burada tereyağı yok. Ne? Olamaz, nasıl gel? Nasıl? Nerede bu tereyağı? Nasıl olur? Nasıl da istemiştim. Onu yemeyi. Önce hırsızı bulmalı ve onu suçlamalıyız. Evet, bul ve cezalandır. Evet ama nasıl? Önce büyük bir ateş yakalım ve etrafına uzanalım. Tereyağımızı yiyenin göbeği sıcaktan, birazdan tereyağı olacak. Çok mantıklı. Aynı yumurta gibi. Uyanın, uyanın. Çocuklar, bakın. Evet, şuna bakın. Bakın tereyağımızı çalan. Şuna bakın ne olmuş bizim tereyağımızı çalan. Hayır, nasıl? Yardım edin. Ben bizim tereyağımızı yemedim. Ne yemedin? Bu ne o zaman? İşte bu hırsız. Hayır, ben yemedim. İnanın bana kardeşlerim. Burada bir yanlış var. Evet, kontrol etmeliyiz. Tekrar kontrol edelim. Tekrar kontrol etmeye gerek yok. Her şey ortada. Gerek yok. Evet, her şey 2 kez kontrol edilmeli. 2 kez. Herkes ateşin etrafına gelsin şimdi. Ben yemedim. Ben tereyağımızı yemedim. Dememiş miydim? İşte bizim yağımızı yiyen kişi bu. Nasıl olur anlamıyorum. Yarın sabah seni burada asla görmeyeceğim. Bizim hırsızlara ihtiyacımız yok. Neden yapayım? Neden tereyağlarını yiyeyim? Neden onlara ihanet edeyim ki? Hadi git buradan. Hadi. Çık dışarı. Bizim hırsızlara ihtiyacımız yok. Git başka yerde çal. Ben gidip biraz kar temizleyeyim en iyisi. Hadi biz de. Odun keselim. Nereye gitti? Bütün yağım buradaydı. İşte Tilki'yi tam olarak böyle cezalandırdılar. Açgözlü ve yalancı olduğu için.